Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Evet efendim, tarihimizde belli başlı mihenk taşlarımız var. Bunlardan bazıları 1071 yılında Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapılarının Türklere açılması, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle bir çağı kapatıp yeni bir çağ açması. Yakın geçmişimizde de böyle bir olay var. Dile kolay 254 bin şehit verdiğimiz bir muharebeden bahsediyorum. Ne mi? 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi. Çanakkale Savaşı'nı, Çanakkale Deniz Zaferi'ni, o kahramanlık destanını burada günlerce anlatsak, günlerce saatlerce video çeksek anlatamayız. Sığmaz. Fakat bu savaş sırasında yaşanan kahramanlıklarla beraber bazı ilginç olaylar da yaşanmış. Japonların Hachiko hikayesini hemen hemen hepimiz biliriz. Sinemalarda uyarlandı ve dilden dile aktarılan bir olay. Bizim Çanakkale zaferimizde de o savaş sırasında böyle bir vefa abidesi bir hikaye yaşanmıştı. Kimden mi bahsediyorum? Yarbay Hasan Bey ve köpeği Canberk'ten. Şimdi onların hikayesine geçelim. Çanakkale'de savaş son hızla sürerken, gencecik insanlar birer birer toprağa düşerken, Kafkasya cephesinden gelen 17. alayın kahraman komutanı Yarbay Hasan Bey de askerleriyle birlikte savaşıyor, düşman siperlerine doğru korkusuzca ilerliyordu. Savaş çok çetindi. İlerleme sırasında Kilitbahir köyünün ortasındaki meydan çeşmesine kadar gelirler. Hasan Bey'in dikkatini çeşmenin önündeki bir şey çeker. Yara bere içerisinde ve tüyleri dökülmüş bir köpek su içmek için çeşmeye yanaşmaya çalışmaktadır. Bu perişan halini görenler taş atarak köpeği çeşmeden kovmaya çalışırlar. Hasan Bey bu duruma çok üzülür. Atından iner. Köpeğin üzerindeki yaraları aldırmadan onu kucağına alır ve çeşmenin yanına götürür. Hayvana su içirir, yaralarını eliyle temizler. Ardından da kendi kumanyasını ikiye böler ve köpeğin karnını doyurur. Sonra ızdırabı dinen zavallıyı yanına alarak yoluna devam eder. O günden sonra Yarbay Hasan Bey köpeği yanından hiç ayırmaz. Adını da Canberk koyar. Canberk kısa zamanda alaydaki bütün askerlerin dostu olur. Türk askerleriyle birlikte siperden sipere koşar, gece karanlıklarında köşe bucak devreye gezer. Tüyleri yeniden çıkar, yaraları tamamen iyileşir. Bir gün dinlenme anında askerler komutanlar Hasan Bey'e köpeğe bu kadar yakından ilgi göstermesinin nedenini sorarlar. Komutanın cevabı askerlerin yüreğine işler. Yüce Allah'ın kıyamette bana bu köpeğe neden merhamet etmedin ey kulum demesinden korkarım. İşte Hasan Bey böylesine güçlü, inancı olan merhametli biridir. Günler geçer, bölgedeki çalışmalar şiddetlenir. Yine göğüs göğüse süngü savaşlarının birinde tarih 11 Temmuz'u gösterirken Mehmetçik Kerevizdere'de Fransızları püskürtür. Savaş alanı Fransız askerlerinin cesetleriyle dolar. Ama biz de zayiat veririz. Askerlerimiz bir yandan ölen arkadaşlarını defin işleriyle uğraşır, diğer yandan ise yaralılara yardım etmeye çalışır. Hasan Yarbay da meydanın tam ortasında askerlerine talimatlar vermektedir. O sırada bir Fransız askerinin yerde inlediğini görür. Onun yaralı olduğunu düşünür. Yardım etmek için üzerine eğilir. Ölü taklidi yapan Fransız askeri sakladığı hançeri Yarbay Hasan Bey'in göğsüne saplar. Hasan Bey bir anda sarsılır ve yere yığılır. Yarasından oluk oluk kan akıyordur. Her şey bir anda olup bitmiştir. Yarbay Hasan yanına koşup gelen askerlerine fısıltı halinde şu sözleri söyler. Allah şahidimdir ki ben bu Fransız'a iyilik etmek için yaklaşmıştım. Siz de ona bir kötülük etmeyin der. O an uzaklardan acı bir havlama sesi duyulur. Canberk olanca hızıyla koşup gelir ve ona bu cehennemin içinde şefkat göstermiş olan adamın yanına çöker. Sahibinin ellerini yalar, adeta ayağa kalkması için yalvarır. Derken durumu çok ağır olan komutanın yanına alayın imamı gelir. Yarbay Hasan Bey'in gücü kalmamıştır. İmam efendi der, 21 kere La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim der misin? Çünkü Hasan Bey'in kuvveti yoktur. Sonra Yarbay Hasan'ın gözleri birden açılır, kanı çekilmiş bedeni birden silkinir gibi olur ve yanındakilere "Beni çabuk ayağa kaldırın" diye fısıldar. Askerleri "Komutanım, takatiniz yok" dese de Yarbay Hasan Bey "Emrediyorum, beni kaldırın" der. Askerleri koluna girip onu ayağa kaldırırlar. Bu olaya oradaki birçok asker şahittir. Üstü başı kan içinde olan ve son anlarını yaşayan Yarbay Hasan Bey'in yüzünde derin bir tebessüm oluşmuştur. Saygılı bir şekilde başını eğer, "Aleykümselam, niye zahmet buyurdunuz ya Resulallah, siz çağırsaydınız biz gelirdik" der. Oradaki tüm askerler bu olaya şahittir. Saniyeler sonra olduğu yere yığılarak ruhunu teslim eder. Bunu gören Mehmetçikler Yarbay'ın üstüne Türk bayrağını örterler. Köpeği Canberk de burnuyla bayrağı kaldırır, bayrağın altına girip Yarbay Hasan'ın ayak ucuna yatar. Bir süre sonra askerler şehit komutanlarını defnetmek için ateş altındaki siperlerin o bölümüne geri gelirler. Bayrağı kaldırdıklarında bir de ne görsünler? Yarbay Hasan Bey'in can dostu Canberk'in de ölmüş olduğunu görürler. Yarbay Hasan'ı defnettikten sonra köpeği Canberk'i ondan ayırmaz askerler. Onu da ayak ucuna defnederler. Savaşta bile hayvan sevgisini aşılayan Yarbay Hasan Bey, "Umarım bir nebze olsun hayvan düşmanlarına, hayvana eziyet edenlere ders olmuştur bu hikaye." Şunu da belirteyim, hayvanlar Allah'ın dilsiz kullarıdır. Videonun sonunda şöyle bir noktaya da değinmek istiyorum. Bu hikayenin yalan veya yanlış olduğu ile ilgili bazı söylentiler ortaya atılmış durumda. 17. Alay'ın komutanı Yarbay Hasan Bey değil, binbaşı Hüseyin Hilmi Bey olarak söyleniyor. Yarbay Hasan Bey'in anıt mezarı dönemin orgenerali Muzaffer Alan Kuş tarafından Çanakkale'ye inşa ediliyor o anıt. Daha sonra 2007 yılında Çanakkale'de yapılan araştırmalar sonucu o alayın komutanının binbaşı Hüseyin Hilmi Bey olduğu söyleniyor. Benim bu videodaki amacım, savaşta dahi olsa bir insanın yanındaki hayvanına ya da sokakta gördüğü bir hayvana eziyet etmeyip ona sahip çıkması, ona sevgi göstermesidir. Bu hikayenin doğrusunu Allah bilir. Ben bu hikayeyle hayvanları korumamız gerektiğini, onları gözetmemiz gerektiğini vurgulamak istedim. Kıssadan ise herkes gönlünü alır, doğrusunu kabul eder. Yalan olduğunu düşünenler hikayedeki ana metne odaklansın. Doğru olduğunu düşünenler de gerçekten kahraman askerlerimizin savaşta neler yaşadığını hissedenler olsun istiyorum. Bu arada hayvanlar için de şunu söyleyeyim, hayvan dostlarımız için: satın almayın, sahiplenin. Selametle.